Bir tanesi bu soruya en az 3 yıldız atılmayı hak eder. Bu sınav olmasa başkasına sorulur. Bu şekilde sorulmasa başka şekilde sorulur. Ama önemli olan şey şudur. Glomerüler filtrasyon basıncını oluşturan faktörleri, o faktörlerin buna nasıl katkı sağladığını mutlaka bilmeniz gerek. Glomerler filtrasyon oluşumuna en büyük katkıyı sağlayan kuvvet, glomerüler, kapiller, hidrostatik basınçtır. Ama buradaki diğer bütün etmenlerde etki eder. Nasıl ederi? Bugünkü beraberliğimizde konuşacağız. Hatırlarsınız lenf oluşumunda bir ara dolaşımda lenfatik sistemi anlatırken bunu üzerinden geçmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Hani bir sıvı damar düşünün demiştim. Bir de damarın dışına isterseniz bu bir glomerüler kapiller olsun, isterseniz bu bir Bowman kapsülü olsun. Burada içerideki sıvının ben dışarıya çıkacağım, salın beni şeklindeki basıncı hidrostatik basınçtı. Değil mi? Aynı ortamın veya dışarıdaki ortamında bir hidrostatik basıncı elbette var. Aynı ortamın bir de onkotik ya da osmotik basıncı vardı. O da içerideki su tutan partikülün, taneciğin suyu kendine doğru emme isteğiydi. Değil mi? İçerisi için en büyük dışa kaçmak isteyen kuvvet hidrostatik basınçtır. Suyu tutmak isteyen en büyük kuvvet de onkotik basınçtır. Dolayısıyla şurası bir damar olsun. Bu A ortamı, bu da B ortamı. A ortamından B ortamına diyelim ki bu mekanizma ödem olsun, değil mi? Ödem dediğiniz şey plazmanın interstisyuma kaçışıdır damar içinden. A ortamından B ortamına sıvı kaçışını arttıracak faktörlerin başında A ortamının hidrostatik basıncı gelir. A ortamının hidrostatik basıncı arttığında A'dan B'ye kaçış artar. A ortamının onkotik basıncı azaldığında, çünkü onkotik basınç A'ya su tutmak istiyor ya, A ortamının onkotik basıncı azaldığında yine A'dan B'ye sıvı geçişi hızlanır. Tersi de B için geçerlidir. Aynısı B ortamının hidrostatik basıncı arttığında A'dan B'ye geçiş zayıflar. Çünkü B iter tam tersini. B ortamının onkotik basıncı arttığında suyu emeceği için B, A'dan B'ye geçiş artar. Mekanizma bu. Birazdan tekrar.